onu. İşte geçmişe mazi, geleceğe niyazi. Bak, Elif, bak gene bir historim var. Elif, başarını çöpe atıyorum arkadaşım. Onu yapabilirsin. Bak. Yakında da sen gidersin zaten. Bak gene bir hikayem var, anlatabiliyorum. Neslihan, senin hikayen nerede? Ya senin derdin ben yine bir hikaye anlatıyorum. Ya. Bu masaya gelenin neden derdi ben oluyorum acaba, yani merak çünkü, ediyorum. Çünkü bak Ender'in yarışmasına geliyorum, bir gazla geliyorum. Bakıyorum En değil ya. Abi sen olsan sinirlenmez misin? Yani sal da git bakalım, bir En gelsin. Bunu sen sorgulamayacaksın. Demek ki ben buraya geldiysem bildiğim bir şey var. Ay, hak etmişsin değil mi? Anladın mı? Hak etmişsin. Ben hak etmediysem arkadaşım hak etti. Canım, bak görüyorsun en üstte. Arkadaşının zaten hak edip hak etmediğini o geldiğinde sorgularız. Elif, 80 tane bileziğinin kutlamasını bize resimli kağıtlarla getiriyorsun. Bunları getireceğin yere arkadaşım bence sen bir tatlı al, bir çikolata al. Öyle gel ya, kutlamanı o şekilde yap. Torunun nasıl? Kız büyümüştü, yürüyordu. İyi, büyüdü, yürüyor tabii, yürüyor. Defne neydi? İkincisi. Defne Şahimer. Şahimer. Evet. Şahimer, Şahimer kimin, ne kadar kimin ismi biliyor musunuz kızlar? Gelinimin, Dünürümün ismi. Dünürünün, gelinin annesi hayattayken koyduğu isim. Bu da yutmuş. Uyumuş. Yutmuş. Çok memnun halinde. Yo, pembe ben, bulutların üstünde ben böyle ben öyle bir şeylere uçuyor. Takılmam ki. Gayet normal ya, koyabilir şimdi, annesinin adını. Bence koyamaz. Neden bilmiyorum. Koyamaz? Senle işte ne kadar zıt karakteriz. Karayla beyaz. Neden bir koyamaz şimdi, ya? Ben baskıcı bir karakter şimdi, değilim ki. Annesini kaybetse tamam, amen. Ne olabilir, alaka? Şimdi şöyle bir empati yapıyorum. Benim gelinim de kalkıp annesinin ismini koyarsa ben... Bozulur muyum? Bozulurum herhalde. Şimdi bak orada... Ne gerek var şimdi? Annesi şimdi bak, dediği gibi hayatta. Çiğdem iki tane isim koymuş. Birini Defne, evet, birini... Şahimer. Şahimer koymuş. Mesela eğer iki isim kullanıyorsa... Sevim Şahimer orada olabilir. Sevim Şahimer olacaktı. İkisinin de adı olmayabilirdi. Neden özellikle o? Annesi, sen neredesin? Annesini çok seviyor. Hiçbir çocuğu... Seni sevmiyor. Hiçbir torununun adını koymamışlar şimdiye kadar. O da içinde demek ki ukde kalmış. Ben demiş kızım olursa annemin adını koyacağım. Eşiyle de bunlar sözleşiyorlar. Eşi de tamam hayatım demiş. Hani sen nasıl istersen. Şöyle bir düşündüğümde... Hüsniye Meliha Karabulut torunumun adı. Olmadı yani. Ama sade Meliha. Meliha? Meliha Ayşe, Meliha bilmem ne. Senin adın yok ama orada. Bir de öyle düşün bakayım şöyle. Bir çalıştır hafızayı. Olmadı. Olmadı, uymadı, olmadı değil mi? Hiç uymadı. Uymadı. Ama şunu da samimi olarak söyleyeyim. Biz aile içerisinde ben ismim Hüsniye ağır bir isim. Yani yeni bir isim ya değil. İsmin çok bir güzel olsa. Ben ismimin anlamı güzel oysa ama ben de çocukluk yıllarımda ağırdı. Şimdi oturdu Hüsniye ismi. Çocuklarımı evlendirirken Hüseyin'e de Hamza'ya da dedim ki bakın kızlarınız olursa birinizden biri Hüsniye koyacaksınız dediğimde hepsi gülmüştü. Şimdi oğullarım gülmüşken ben kalkıp böyle bir şeyi talep ediyorum. Senin adın var ya, bu devrin en kral ismi de olsa koymaz. Saniye pişti mi yemeğin? O zaman kapatın altını, süreyi de bitireyim. Okey. Kapatın altını ve sizi dışarı alayım. Süreyi durdurdum zaten. Yalnız bir yere fazla bir yere uzaklaşmayın. Sporunuz var biliyorsunuz. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım dışarıya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şahane duruyor. Puan. Biraz hafif ezdi mi bunu acaba ne? Vay 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 vay. Güzel duruyor yemekler. Ben söyleyeyim. Yani güzel içine biber yesini koyacaksınız. Nefis olacak. Hepsi güzel pişirmiş gibi. Yemekler pişti, kızlar yapmışlar. Şimdi ne yapacağız? Sevgili spor hocamız Mehtap Demircioğlu'nu çağıracağız. Gelinleri çağıracak, spor yapacaklar. Biz de ne yapacağız sonra? Sunuma geçeceğiz, sunuma geçeceğiz.
Herkese merhaba. Ekran başındakiler hazırsanız benimle birlikte ayağa kalkıp başlayabiliriz. Önce biraz ayakları yine kalça genişliğinde açalım. Buradan bir nefesle başlayalım. Derin nefes al, yukarı doğru kaldır iyice kollarını. Nefes verirken iyice kapat. Bir şemsiye gibi düşün kaburgalarını. Al derin bir nefes. Burada şemsiyeyi iyice aç. Şemsiyeyi kapatır gibi iyice nefesini ver. Ve karnını iyice içeri çekerek boşalt. Şimdi tut ellerini yukarıda. Yukarıya doğru parmakları geçir birbirine. Ayaklarını biraz kapatabilirsin. Yukarıya doğru iyice uza. Omuzlar kulaklardan uzak olsun. Çok fazla yukarı çekme. Daha aşağıda dirseklerin düz. Olabildiği kadar yukarıya doğru uza. Şimdi buradan hafifçe yana doğru. Süper. İyice uza uza uza. Süpersin. Şimdi elleri ensenin arkasına al. Buradan dirsekleri aç birazcık. Süper. Şöyle göstereyim sırtımda. Eller burada. Dirsekler öne gelip arkaya doğru sıkıştırıyorsun. Omuzlar aşağıda. Daha kulaklardan uzak. Derin bir nefes aldın ve verdin. Şimdi kolları düz ileriye doğru uzat. Burada kürek kemikleri yine hep birbirine yakın olacak. Omuzlarım çok öne gitmeden omurgam hep düz. Ve ileri doğru minik uzattım kollarımı ve geride sıkıştırdım. Burada kal. Ve buradan el avuç içi bir yüzüne bakacak şekilde kalsın. Eller göğüs hizasında. Kızlar buradan minik bir şekilde yine yana doğru açıyorum ve önde kapattım. Burada kal. Aç birazcık ellerini. Sonra biraz arkada yine parmaklarını sıkıştır. Ör birbirine. Burada uzat iyice kollarını. İyice esnet. Gidebildiği kadar iyice gitsin. Omuzlar aşağı doğru. Şimdi sağ dizimi yukarı doğru çekiyorum. Çekebildiğin kadar minik bir şekilde. Siz belki çok fazla çekemeyeceksiniz. Hafif tutun. Birazcık çekip yukarıya doğru esnetiyorum. İyice çek, indir. Bu sefer ön bacağımı, quadriceps'lerimi yani üst bacağımı esneteceğim. Tutabildiğiniz kadar, sizin için zor olacak topuklu ayakkabıyla. Tutabildiğin kadar tut. Son olarak tekrar bir nefesle kapatalım. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer yukarıya doğru uzan. Uzan uzan. Ve ver nefesini. Hatta biraz şöyle minik de eğilelim. Tekrar derin bir nefes al. Yukarıya doğru uzan. Boynu sıkıştırmadan tekrar ver. Son kez tekrar aldık. İyice uzadık. Hatta belki şöyle minik bir eğilebiliyorsak eğilelim. Ondan sonra yavaş bir şekilde bırakalım. Evet, bu kadar. Evde kalın, sporla kalın. Haftanın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Güzel olmuş Fatih Bey. İki tabağı da beğendim yani. Ve günün birincisi elindeki kapsülde. Açtım. Thank you.
Sevgili seyirciler, Gidelim Mutfak'ta da haftanın ilk günündeyiz ve yeni yarışmacımız, daha doğrusu eski ve yeni yarışmacımız Güngör